Peki hocam, bu koronavirüsün kuluçka süresi Evet. örneğin bir influenza yani gribe sebep olan Evet. virüsten farklı mı ya da diğer korona ailesinden farklı Değil, mı? değil. Onlarda da 2 ile 14 gün denir. Burada da süre 2 ile 14 gün ama Çin'in 80 bin vakalık bir deneyimi var elimizde artık. Gördük ki bu veriler, Çinliler hem bu işi çok iyi başardı hem de çok güzel bunu yayına da döktüler. Evet. Gerçekten bu deneyimlerini Diğer bizlerle toplumlarda bunlar paylaşıyorlar. Evet, paylaşıldı. bu çok önemli. Bilimsel veriler, bizler şu an onların sayesinde bir şeyler yapabileceğiz diye düşünüyorum. Görüldü ki ortalama 5-6. günde ortaya çıkıyor semptomlar. Kuluçka süresi demek, bir virüs vücuda alındıktan sonra, üst solunum yoluyla alındıktan sonra ta ki şikayetler ortaya çıkıncaya kadar geçen süre demek. Yani asemptomatik geçen süre dediğimiz, semptom vermeden geçen Herhangi süre, hastanın bir şikayeti olmaksızın. olmaksızın evet geçen süre. Bu süre 2 ile 14 gün arasında söylenmekte ama ortalama 5-6 gün olduğunu artık çok net söyleyebiliriz. İşte 5-6 gün oldu. sosyal izolasyonu değerli kılan bir diğer şey de Evet, bu 14 hasta gün kuralı şikayet da duymaksızın evet. yine bulaştırıcı olabiliyor. olabilmesi. Onun için diyoruz ki yurt dışına gidip geldiyseniz ya da bir temaslıyla bir temas öykünüz varsa 14 gün evinizde izole kalın, hani karantinaya alın kendiniz dememizin süresi de bu kuluçka süresine dayalıyor. Hocam aslında 4 gün boğazda kaldığını da söylüyorlar bu enfeksiyon. O yüzden işte gargarayı öneriyorlar. Hani belki siz de bu konuda bir şey söylemek Şimdi istersiniz. şöyle, bu tamamen hani net veriler yok bununla ilgili. Evet. İmmün sistemimiz çok önemli. Bağışıklık sistemi düşkün, ek hastalığı olan kişilerde çok hızlı bir şekilde akciğere ilerleme ihtimali var. Yani bu 4 gün duracak diye bir kural yok. Kiminde sadece üst solunum yollarında 4 gün değil, tamamen durup sadece üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısıyla şikayetlerini geçirecek ciddi bir kesim var. Ama tam tersi olup maalesef neyse ki hani Allah'a şükür ki çok küçük bir kesim. Dediğim gibi ek hastalığı olan ya da yaşlılarımız özellikle 65 yaş üzerinde bu çok daha hızlı bir şekilde alt solunum yollarına inip akciğerin alveol dediğimiz havacıklar, yani Türkçe tabiriyle oralara yerleşerek, Kesecikler deriz biz. alveoller, evet, hava keseciklerine yerleşerek maalesef oralarda ciddi akciğer hasarına yol açabiliyor.